Alaaddin El Faris 38 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. O yürüyüşü tamamladı. Filistin davasına desteğinden dolayı Türkiye'ye şükranlarının sembolü olarak bu etkinliği yapan El Faris'i Ankara'da TRT Diyanet Haber ekibinden Murat Kalkan ve kameramanımız Tunç Tuğrul karşıladı. Mazlumlar için yaşasın Türkiye. Filistin için yaşasın Türkiye. Ölürüm Türkiye! Filistinli aktivist Alaaddin El Faris, Türkiye'nin Filistin davasına ve Mescid-i Aksa'ya verdiği desteğe teşekkür etmek için 3 Ekim'de İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye başlamıştı. Türk halkı Mescid-i Aksa ve Filistin davası başta olmak üzere ümmet meselelerine kayıtsız kalmadı. Ben de vefa duygusunu ifade etmek amacıyla Türkiye'yi adım adım dolaşmaya karar verdim. Batı Şeria'nın Ramallah kentinden İstanbul'a geldi. Sonrasında rotasını Ankara'ya çevirdi. Ülkesi adına hissettiği şükran duygusunu başkent Ankara'ya taşımak istedi. Başardı da. Zorlu bir yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Yol boyunca çektiği videoları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Filistin için yaşasın Türkiye! Allah'ın adı. Baktun mazlumlar için yaşasın Türkiye! وعرفت الناس على الرسالة التي أحملها والتي تعبر 5-10 kilometre yürüyor, dinleniyor, yoruldukça çadırın içinde uyuyordum. Yol boyunca bana yardım etmek isteyen çok kişi oldu. Alaaddin El Faris, İsrail işgali altındaki Filistin'in en önemli simgelerinden biri olan Hanzala karakteriyle Osmanlı fesini buluşturan pankartla Osmanlı'nın Filistin'den ayrıldıktan sonra yaşadığı acılara dikkat çekti. Ankara'da TRT Diyanet TV karşıladı onu. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür etmek istediği kendini yollara vurdu. Filistinli aktivist Alaaddin El Faris İstanbul'dan başladığı barış yürüyüşünün 38. gününde Ankara'ya ulaştı. Mesajını Diyanet TV aracılığıyla duyuran Filistinli barış gezgini zorlu yürüyüşün ardından sevgisini böyle gösterdi. Olurum Türkiye, olurum Türkiye, hey 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 hey. Küçüklüğümden beri Türkiye aşığıyım. Filistin Türkler varken özgürdü. Osmanlı gidince hürriyetimizi kaybettik. Ben bir Türk askeriyim. Asker gibi giyinerek yola çıktım. Türkiye'ye giriş yaptığım anda 10 yıldan sonra ilk kez yaşadığımı hissettim. Filistinli El Faris seneye özellikle 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye'de olmak istiyor. Seneye benimle birlikte yürümek isteyecek Arap arkadaşlarımla beraber yine İstanbul'dan Ankara'ya yürümek ve 15 Temmuz etkinliklerine katılmak istiyorum. عندما دخلت تركيا منذ اللحظة الأولى. Olurum Türkiye, olurum Türkiye. Hey 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 hey.